gördük dosyamızda rotamızı gıda sektöründen sonra ilaç sektörüne de çevirmiştik. Bugün o iki sektörün kesiştiği devasa bir soruna, obezite meselesine eğileceğiz. Çünkü uluslararası tekerler bir yandan sağlığımızı bozuyor, bir yandan da bozulan sağlığımızı düzeltme bahanesiyle piyasaya her gün yeni bir ilaç sürüyor. Yani şişmanlatan da, zayıflatan da onlar. Terörden sonra en büyük bela. 41 milyon çocuk bu hastalıkla boğuşuyor. Rakam son 40 yılda 3 kat arttı. Özellikle fast food sektörünün ve hareketsiz yaşamın devreye girmesiyle birlikte çok önemli bir halde. Bir lokma ekmeğe muhtaç olanların dünyasında 700 milyon obezite hastası yaşıyor. Peki dünyada beslenme alışkanlığı yüzyıllardır değişmezken ne oldu da bu hale geldik? ATV Haber işte bu sorunun yanıtını aradı. Beslenme alışkanlığı aynı ama işte sorun o amada. Kaynaklar, fabrikalar, formüller, paketler, raf ömürleri aynı değil. Yanlışlıkla da burada zaten. Beyaz adam çok kazanacak diye insanlık şişmanlıyor. Fast food zincirine gittiğiniz zaman karşınızdaki görevli diyor ki örneğin 1 TL farkla daha büyük bir seçim almak ister misiniz? Aslında evet, siz belki 1 TL veriyorsunuz ama kolesterol riskiniz, obezite riskiniz, hastalık riskiniz de kat be kat artmış oluyor. Aynen böyle işte. 1 lira farkla daha da şişmanlıyoruz. Kalorili yoğun işlenmiş gıdalar, ambalajlı ürünler, içinde ne olduğunu asla bilmediğimiz binlerce ürün. Büyüyen porsiyonlar, göz boyu yan satış teknikleri, hepsi ama hepsi bu büyük tuzağın birer parçası. Peki çözüm ne? Devletimizin de el atması gerekiyor ve bu konuyla ilgili birçok çalışmaları var. En son meclis bu obezite ameliyatları ile ilgili özellikle araştırma olayına gireceğini belirtti. Zaten bakanlığın bununla ilgili düzenlemeleri var ama daha da yoğun denetim gerekecek galiba. Devlet ne kadar el atsa da, lobilerle, küresel baronlarla mücadele etse de esas çözüm yine bizde. Diyabet, şeker, tansiyon ve obezite. Nedenleri gibi çözümleri de aynı. Bize dayatılana itiraz etme. En basit anlamıyla bu yiyeceklerden uzak durma. Çünkü ortada kocaman bir pazar var ve ortada kocaman bir oyun var. Şişmanlatan da aynı, zayıflatan da. O yolda hastalanan olduğunda ona ilacı dayatan da. Adı obezite ekonomisi. Ve ne acıdır ki dünyadaki maliyeti terörle mücadele için ayrılan bütçeyle eşdeğer.